sıradan bir cep telefonu gibi görünüyor ve içinde de en pahalı teknoloji yer almıyor. Bu cep telefonunun fiyatının 179 euro olması şaşırtıcı değil. Bunu mümkün kılansa robotların da işe dahil olması. Almanya'daki yüksek işçilik masrafları bu şekilde kompanze ediliyor. Asya'daki cep telefonu üretimi daha ziyade manuel gerçekleştiriliyor. Almanya'da büyük bir fiyat avantajımız var çünkü işin %70'i robotlar sayesinde organize ediliyor. Ve burada üretimdeki düşük masrafla iyi bir fiyat verebiliyoruz. Şu ana dek tek bir üretim hattı var. Burada haftada 6000 cep telefonu üretilebiliyor. Ve bunu mümkün kılan da Endüstri 4.0 sayesinde robotlar ve insanların el ele çalışması. Bu 10 yıl önce düşünülemezdi bile. Tabii başlangıçta robotlarla birlikte çalışmak biraz tuhaftı. Ama sonunda ne kadar yardımcı olduklarını görüyorsunuz. Örneğin bir robot cep telefonunun montajını yaparken siz de başka bir bölümde başka bir görevi yerine getirebiliyorsunuz. Otomasyonun bir başka avantajı daha var. Üretim hattındaki hataların azalması. Gigaset Asya'da da üretim yapıyor ama orada üretim aşamasında cihazların %10'unda hata tespit ediliyor. Almanya'da bu oran %2. Biz kalitenin yanı sıra teslimat ve zamanlama konusunu da ön planda tutuyoruz. Asya'dan bir cep telefonu sipariş ettiğinizde gelmesi 6 ay sürüyor. 4 ila 6 ay kadar. Ama biz bunu 4 haftada halletmek istiyoruz. Piyasada erişebilirlik aşmamız gereken en büyük zorluk. Boholt'taki bu tesis Asya'ya kıyasla hız konusunda öne geçiyor. Ama sadece üretimde değil, müşterilerin özel talepleri konusunda da. Hafızayı genişletmekten özel yazılımlara ya da Bluetooth hoparlörü gibi özel uygulamalara kadar her şeyi sunuyoruz. Ama aynı zamanda telefonun arkasında lazerle kazınmış desenler ya da rengi gibi özellikler de söz konusu. Bunun yanı sıra müşterinin isminin lazerle cihaza kazınmasını da sağlamak istiyoruz. GS-185 Gigaset için ilk adım. Başlangıç aşamasındaki bu cep telefonu başarılı olursa yakında Alman ürünü daha fazla cep telefonu piyasada yer alabilir.